Maşallah çok güzelsin bugün. Bursa sizin heyecanınızla coşuyor. Meral Akşener var ya, Bursa'ya geldi sizin kadar kalabalık toplayamadı. O yedili koalisyon gelsin Yıldırım'a baksın, Bursalı hemşerilerimize baksın. Güzel ve bereketli çalışmalar yapacağımız, ışıklarını hiç söndürmeyeceğimiz, 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışarak Allah'ın izniyle zaferi getirecek seçim ofislerinden bir tanesinin açılışını yapıyoruz. Fuat Bey'in seçim ofisinin açılışını yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ne Bursa'yı tanıyorlar, ne Türkiye'yi tanıyorlar. Gemliği İtalya'da zannediyorlar, İtalya'da. Onun için araçlar İtalya'dan geliyor zannediyorlar. Ama Bursa'nın otomobili çok yerli ve milli. Bursa'nın bir ürünü, Gemliğin bir ürünü. Değerli kardeşlerim, işte bunlar hiçbir zaman bir başarı elde edemedikleri gibi hep bizim karşımıza dikildiler. Bakınız, Türkiye'nin otomobili, biz eğer muhalefetin aklına uysaydık Türkiye'nin otomobilini yapabilir miydik? Burada kimler şehir hastanesine gitti? Şehir hastanesine kim gitti? Bir el kaldırsın. Bak, buradaki herkes neredeyse şehir hastanesine gitmiş. Şehir hastanesini beğeniyor musunuz? Peki biz muhalefetin aklına uysaydık Bursa'da bir şehir hastanemiz olur muydu? Olmazdı. Bakınız, Osman Gazi Köprüsü var değil mi? İstanbul'la Bursa'yı birleştiriyor. Osman Gazi Köprüsü'nden kimler geçti? Bir el kaldırsın. Peki biz bu muhalefetin aklına uysaydık bir Osman Gazi Köprümüz olur muydu? Olmazdı. Peki ben soruyorum, Osman Gazi Köprüsü'yle mi daha güçlüyüz? Tokla mı daha güçlüyüz? Şehir hastanesiyle mi güçlüyüz? İşte biz ne yapmamız gerektiğini bilen bir iktidarız. İç bilenin kılıç kuşananın demişler. Bakınız, bu ay hiçbir vatandaşımız evinde fatura ödemeyecek, gaz faturası ödemeyecek. Ne yazıyor faturada? 0 lira, 0. Cumhurbaşkanının kararıyla bu ay fatura ödemiyorsunuz yazıyor değil mi? Önümüzdeki dönemde bir yıl boyunca 25 metreküp'e kadar doğalgaz faturası ödemeyeceğiz. Peki bunu nasıl başardık? Karadeniz'de büyük bir gaz keşfettik. Ve o gazı, o gazdan gelen refahı biz işte hemşerilerimizle paylaşıyoruz. Peki biz gaz ararken ne dediklerini hatırlıyor musunuz? Her gün gaz keşfediyorsunuz. Nerede bu gaz diyorlardı değil mi? Peki biz bunların aklına uysaydık gaz keşfedebilir miydik? Keşfedemezdik. Onun için değerli kardeşlerim, hamdolsun biz ne yapacağını bilen bir iktidarız. Önümüzdeki dönemde aynı şevkle, aynı heyecanla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yolumuza devam etmek istiyoruz. Ama bunun yolu nereden geçiyor sizler iyi biliyorsunuz. Ne yapmamız lazım? 14 Mayıs'ta doğru adama oy vermemiz lazım. Sizlerden bir söz almak istiyorum. Şu 14 Mayıs'ta Kaptan Köşkü'ne tekrar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı oturtmaya var mıyız? Söz mü? Söz mü? Söz mü? Allah sizlerden razı olsun. Cumhur İttifakı'nı da sandıktan büyük bir çoğunlukla tekrar çıkarmaya var mısınız? Allah razı olsun değerli kardeşlerim. Bakınız, bu dönemde ben bir kardeşiniz olarak Bursa'dan sizlere hizmet edeceğim. Eğer siz oy verirseniz, takdir ederseniz, meclise bizi gönderirseniz. Ama ben buraya geldim, önce milletvekili listelerimize baktım. Bir baktım ki Türkiye'nin en iyi milletvekili listeleri nerede biliyor musunuz? Bursa'da.
Her biri pırlanta gibi adaylarımız var. Her biri birbirinden değerli adaylarımız var. Bir numaradaki aday kim ne kadar değerliyse on numaradaki aday da o kadar değerli. Onun için bizim listeyi deldirmememiz lazım. Onda on yapmamız lazım. Ben inanıyorum ki Bursalı onda on yapar. Buna var mıyız? Bakınız. Burada ikinci bölgede onda on. İkinci bölgede. Toplamda 20'de 20 yapacağız zaten. Onun kaçarı yok. Bakınız bugün kimin ofisini açıyoruz? Fuat Bey'in ofisini açıyoruz değil mi? Fuat Bey gel. Bakınız. Şimdi bir dakika, bu kadar tezahürat yaparsanız kıskanırız ha. Öyle bu kadar tezahüratı uzatmayalım lütfen. Latife bir tarafa, değerli kardeşlerim bakın. Aday tanıtım toplantısında ben şunu söyledim. Dedim ki bundan sonra Bursalı Mustafa Varank diye bir kardeşiniz var. Bundan sonra döner kavşağa baba diyeceğiz. Heykele gitmeyeceğiz, heykele çıkacağız. Bizim için pide de cantıktır dedik değil mi? Ama o gün ben aday tanıtımında her bir arkadaşımızın ne kadar kıymetli olduğunu gördüm. Fuat Bey'i de gördüm. Ve samimi olarak ne dedim biliyor musunuz? Bakınız, Fuat Alparslan'ın TBMM'ye gitmeye ihtiyacı yok. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Fuat Bey gibi bir adaya ihtiyacı var. Onun için Fuat Bey'le birlikte ikinci bölgede 10'da 10 yapmamız lazım. Bütün arkadaşlarımızla mecliste Bursa'nın hakkını, hukukunu savunmamız lazım. Siz isterseniz bunu yaparsınız. Ama bunun yolu çok çalışmaktan geçiyor ha. Hepsini sayacağız, merak etmeyin. Şimdi değerli kardeşlerim, bakınız 14 Mayıs'a kadar çok çalışmamız lazım. Burada eş, dost, akraba asla yalnız bırakmamamız lazım. Ve biz birbirimizi tanırız değil mi? Kimin kafasında soru işaretleri var? Kimin aklı biraz karışık? Bu dönemde reise değil de acaba başkasına mı versem diye düşünenleri biliriz değil mi? Onun için önce onlardan başlayacağız. Tek tek ziyaret edeceğiz. Telefonlarımızı alacağız, rehberimizi açacağız. Her bir rehberimizdeki eş, dost, akrabayı telefon edeceğiz. Ve diyeceğiz ki bu Türkiye'nin kader seçimi. Bu seçimde ama demek yok, fakat demek yok. Bu seçimde tulum çıkarmamız lazım. Çünkü bu gerçekten Türkiye'nin kader seçimi. O 14 Mayıs'a çok bir zaman kalmadı. Onun için durmayacağız, dinlenmeyeceğiz. Ve inşallah bu terör örgütlerini bu ülkede sevindirmeyeceğiz. Ve 14 Mayıs'tan tekrar zaferle çıkacağız.